bozulur yasaklar, kurallar. Sevişmek bağışlanmaz. Affetme beni. İçimde korku, heyecan, aşkınla başım dönerken vursalar ölemem. Bank sohbetlerinde bu hafta Beykoz Korusu'ndayım. Şimdi kiminle olduğumu söylemeden hemen önce nerede olduğumu söylüyorum. Çünkü çok heyecan verici bir İstanbul olarak neredeyse ilk defa bu muhteşem doğayı keşfettim diyebilirim. Sincapların, tavşanların özgürce dans ettiği, inanılmaz güzel doğayla baş başa ve hatta boğaz manzarasının bile olduğu muhteşem bir yer burası. Beykoz Korusu İstanbul'un tam yanı başında. Ama şimdi geçiyoruz muhteşem bir isme, muhteşem bir sese. Evet, muhteşem bir ses diyorum. Çünkü zaten şu anda belki diğer kameradan görmeye başladınız ve bana hak veriyorsunuz. Melek Mosso ile beraberiz bank sohbetlerinde. Bu İSTO'nun muhteşem diyeceğim, yine her şey çok güzel bugün. İSTO'nun bu şık banklarında Beykoz Korusu ve harika ses Melek Mosso. Hoş Merhaba. Geldin. Hoş bulduk. Nasıl başladı bu müzik maceran? Bize anlatır mısın? Çünkü Kayseri'de doğdun, orada yetiştin, orada büyüdün ve İstanbul'a bir anda geldin. Şimdi nasıl başladın diye özellikle soruyorum. Çok güzel bir hikaye bu. Oradan da zaten sokak sanatına geleceğim seninle. Ya hikaye aslında Kayseri'de doğdum. 5 yaşında Denizli'ye taşındık. Ben Denizli'de büyüdüm. Ailem de şu an orada. Orada belediye konservatuarıyla başladım. 7 yaşımda aslında bir şeyler yazarak başladı hikaye ve söylüyordum. Annem, çünkü annemin sesi çok güzeldi. Ben de evde hep ona maruz kaldığım için türkülerle, bozlaklarla büyüyen bir çocuktum. Aa, harika. Baban da çalar mıydı yoksa? Babamdan şairlik kısmım geliyor. Hani ikisinin tam böyle ortasını almışım. Annemin hayali şarkı söylemekmiş. Babam da kendi çapında karalar. İkisinin yeteneğinden de biraz almışım. Belediye konservatuarında bağlama çalarak başladım. Sonra Güzel Sanatlar Lisesi'ne gittim. Orada ilk önce keman, sonra yan flüte geçtim. Orada bir eğitim hayatım oldu. İlk sahneye çıkışlarım zaten lisede. 16-17 yaşımdayken bile bir kafede sırf kendimi ispat etmek adına şarkı söylüyordum. Üniversiteye geçtiğimde Aydın Adnan Menderes müzik öğretmenliği bölümünü bitirdim. Orada 18 yaşımdan itibaren düğünlerde, yemeklerde, davetlerde, işte aklınıza gelebilecek restoranlarda şarkı söylemeye başladım. Sen verdin direkt kendini müziğe. Evet, evet. Bu yola o zaman baş koydun o zamandan. Evet evet, yan flüt, back vokal, solist yeri geldiğinde. Hani müziğin her yerinde olmaya çalıştım. Bir yandan da çünkü ders veriyordum. Öğretmenlik zaten hep böyle bir kanımda vardı diyelim. Çocukları da çok severim. Çünkü öğretmek çok başka bir şeydir. Çok da zevkli. Çok yetenekli olabilirsiniz, inanılmaz bir virtüöz olabilirsiniz ama iyi öğretmen olamazsınız. O çok başka bir konudur. Zaten hep İstanbul hayalimdi. İstanbul'a gelip işte şarkı söyleyeceğim, sesimi bir sürü insana duyuracağım vesaire. Tabii ilk günler kolay olmadı. Buraya 2012'de geldim. Yine düğünlerde vesaire şarkı söylemeye başladım. Animatörlük yaptım, palyaçoluk yaptım. Hani ben asla çalışmaktan gocunmayan bir insanım ve yani işimden de hiçbir zaman ne yaparsam yapayım utanmam. Hakkını veren biriyimdir. Burada da elimden geldiğini gösterdim. Bir şekilde tanıdık insanlar olmadığı için tabii ki nereye kadar ilerlersin? Torpilim yoktu demek tabii, istiyorsun tabii. Yani. Kimseyi tanımıyorsun. Geliyorsun birine hevesle, heyecanla emeğini gösteriyorsun ama senin yerine gelebilecek birini bulabilecekleri için tercih sen olmuyorsun. Her zaman avantaj diğer tanıdıklarda oluyor. İşte aynen, eşittir aynen. Bunun da adı torpil evet, oluyor. Evet. Ama bu da zaten yani çok da şey, şikayet ettiğimiz bir şey değil. Bu normal bir şey. Yok, galiba. Benim için işime yaradı. Neden? Çünkü mesela back vokallik yapmak istedim bilinen sanatçıların arkasında. Herkes şey dedi ya, senin sesin biraz şey. Yani şey derken ne falan diyordum, biraz sivri, çok çıkıyorsun. Hani arkadan... Hangi sesini yaptın? Hani... O sesini bir yapsana bize. Yani hangi sesi? O sivri sesin neydi? Ya beni dinlediğiniz şeyler zaten. Tamam. Bana yalan söylediler, bana yalan söylediler.
kaderden bahsetmediler. Bu onlar için sivriydi. Benim için de halbuki bir nimetmiş ve ben o zaman fark etmemiştim. Sonrasında 2014 sonlarında böyle benim birden bütün şartellerim attı. Çünkü öğretmen olmak da artık üretimimi azaltıyordu. Yazmamı, bestelememi, aranje yapmamı. Bir gün okullar da bittiğinde artık dedim bunu bırakıyorum. Bütün özel dersleri, okulu bir kolejde çalışıyordum. Çünkü öğretmenliği tamamen bırakıyorum. Ve vapurda çalan bir arkadaşım vardı. Coşkun, kulakları çınlasın. Dedi ki gel bizimle vapurda çal. Tabii ki dedim koşa koşa. İlk günler çok eğlenceliydi böyle. Yani çalışmak değil de biraz daha sanki keyif aldığım için oradaydım. Ama sonra tabii ki geçim sıkıntısı vesaireyle hem çalışmak hem üretmek hem eğlenmekle bir araya geldi. O günlerde işte beni zaten Beşiktaş Kadıköy hattında, Karaköy Kadıköy hattında, işte Üsküdar Kadıköy hattında hatlarda bir sürü dinleyen İstanbullular olmuştur. Hatta şu an böyle mesajlar alıyorum, bazen fotoğraflarımı, eski videolarımı gönderiyorlar. O zamanlardan belliydi, sesin çok etkileyiciydi vesaire diyorlardı. İşte ne bileyim vapurda çalan güvenlikçi abilerimiz vardı. Ya Melek herkes söylüyor ama güzelim senin sesinde bir şey var falan diyorlardı böyle bana. O ne derken o şey bugün Melek Mossa oldu diyebilirim. O şeyle Melek Mossa oldu. O sivri sesle evet, aslında. Evet. Ama şu anda ne diyorlar? Bir Ayten Alpman rengi var bu sesle diyorlar. Evet. Biraz Amy Winehouse'da diyen de var. Evet, İkisinin aynen. Karışımı. Ama harika bir Melek Mossa çıktı. Ama nereden çıktı? Ne kadar güzel ki Denizli'den kalkmış İstanbul'a çalışmaya ve kaderi açılsın diye uğraşan bir genç kız. Kadıköy Beşiktaş vapur hattında işte o dediğim gibi fenomen oldu. Peki nasıl evet. keşfedildin vapurda çalarken? Ya aslında söylerken vapurda pardon. Keşfedilmedim. Vapurda kendimi çok geliştirdim diyelim. Çünkü vapurun sesi, insanların sesi, güçlü söylemeniz lazım ve sese bir hacim gerekiyor. Çünkü mesela Barış Manço vapuru çok eski bir vapurdur. Binersin artık bu arada vapurları ezbere biliyorum. Tabii. Motorlarından çıkan sesi bile ezbere biliyorum. Fadiyes falan gibi. Yani orada bir hacimle söylemeniz gerekiyor ki arkadaki de sesinizi duysun, öndeki de duysun. Vapurda söyleye söyleye böyle Arap atı gibi açıldım ben. Çok güzel bu. Peki o kadar tıklamadan sonra sosyal medyada ünlü olduktan sonra vapurda çalmaya devam evet, ettin, söylemeye evet, devam ettin. Aynen. Ne kadar devam etti? Yani 6-7 ay daha. Evet evet devam ettim. Hani sonra vapura gelenler seni tanıdılar söylediler evet, miydi? Evet evet zaten şey Sony Müzik'te çalışmaya başladığımda bile vapurda devam ediyordum. Çünkü ha profesyonel hayata geçtikten sonra da vapurda devam evet, ettim. Evet devam ettim bir süre. Çünkü o benim artık hayatımın bir parçasıydı. Oradan kopmak bile benim için biraz garipti. Yani eliniz ayağınız gibi her gün su içmek gibi bir şey. Peki nasıl oluyordu o vapurda şarkı söylemek? Yani işe gidiyordun her evet. sabah kalkıp evet. belirli bir saatte. Aynen. Nasıl bir şeydi o yani? İlk zamanlar mesela vapurda bizim kartlarımız yokken, müzisyenler kaçak olarak çalışırken diye. Neden? Parasızlıktan mı? Yani tabii ki geçimimizi oradan kazanıyorduk. Yani şu an vapurda çalan arkadaşlarım da bütün hayatlarını oradan idame ettiriyorlar. Yani vapurdan, metroda çalarak hani çünkü görüyorsunuz zaten pandemi yüzünden her zaman ilk susturulan şey müziktir. Bunu herkes biliyor yani herhangi bir şey olduğunda da sadece pandemi değil ülkece başımıza gelecek herhangi bir musibette de ilk susan şey sahneler olur. Siz de biliyorsunuz. Bu insanların geçimi oradan, benim de oradandı. Ben her zaman söylerim, ben hayatımı bundan 3 yıl önce 1 liralar üzerinden geçindiren biriydim. Hala 5-10 kuruşluklarım koca bir kavanozun içinde durur. Onları totem gibi saklarım yani evde. Hala tümlememişimdir. Ona baktığımda hiçbir zaman nereden geldiğimi unutmam çünkü. Hani hala vapura her gittiğimde arkadaşlarım çalıyorsa, tanıdıklarım varsa geçerim, onlarla şarkı söylerim. Ama bir yandan da inanılmaz güzel çünkü İstanbul'un en güzel gün batımlarını gördüm. Bazı günler mesela oturuyorduk, çalıyoruz.
arkadaşıma şey diyordum ya şu tondan gir. Doğaçlama söylüyordum. Aklıma ne geliyorsa çalıyordum. Geliyorlardı. Bu ne? Nereden dinleriz? Doğaçladım şu an diyordum. İnanamıyorlardı. İstanbul'un en güzel manzarasında söyledim. Evet, çünkü İstanbul zaten büyüleyici bir şehir. Mistik, evet. Büyüleyici. Yani o kadar güzel ki. Ve o gün batımı sizi zaten öyle bir yakalıyor ki o duygularla hemhal olmanız imkansız. Olmamanız imkansız yani. Çok doğru söylüyorsun. 1 liralarla geçinen sanatçılarız biz dedin. Evet. Yani emeklerinize, sesinize, elinize sağlık. Sadece sen değilsin zaten. Senin gibi, evet, bir sürü hem müzisyen hem de sokak sanatçıları var aslında. Mimciler var, işte sokak ressamları olabilir. Bunlar her geçen gün İstanbul'un kültürel dokusuna eklenmeye başlıyor, evet, aslında. Bu bence bir şehrin kültürel gelişimi bu şekilde sanatla, sokak sanatçılarıyla vatandaşa da olumlu bir etki, İstanbulluya da olumlu bir etkisi oluyordur diye düşünüyorum. Evet. Haksız zaten mıyım? İnsanların yüzünde küçük bir tebessüm yaratabilmek bile çok özel. Bir de şöyle bir durum var. İş çıkış saatlerinde çalıyorduk. İnsanların gözlerindeki o yorgunluğu bazen alabilmek çok önemli. Ya da bir şarkı söylüyorsun, birinin orada derdi var. İçli içli küçük küçük ağlıyor, onun derdine ortak oluyorsun. Kimi zaman dans ediyorsun, oynuyorsun, ona ortak oluyorsun, sevince ortak oluyorsun. Yani bu şehrin dokusunu sadece zaten bizler değil, şehrin tamamı oluşturuyor ama bu halk... La hemhal olmak da, iç içe olmak da, o müzisyenin halkla bir arada olması da bu dokuyu güzelleştiriyor. Bizim için sokaklarda hep bir savaş vardır. Köşe kapma savaşı diyebilirim ben buna. Yeriniz belli değil midir? Yerimiz hani şimdi belli oluyor. Hmm. Önceden böyle bir şey yoktu. Kim önce giderse onundu. Aa, o kim önce giderse kapıyordu yeri. En savaştı. Güzel yer diye bir şey de vardı, tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. En güzel yer. En insanların en çok geçtiği yer, işte insanlara en çok seslenebileceğimiz yerler olurdu. Hı hı. Oralar için savaşırdık bildiğin. Ben de hep şey derdim, vapur savaşları başladı. Ama şükürler olsun ki sonradan şehir hatları bizi kartlı müzisyen yapmıştı. Evet. Ondan sonra her şey saatler öğrenildi. Herkesin hangi vapurda çalacağı belliydi. Düzene girdi. Çok büyük bir kolaylık oldu. Ama sokakta sanatçıya artık belediye tarafından, evet, özellikle, evet, İBB tarafından şimdi çok da önem vermeye başladı. Mesela bir, evet, festival yapıldı. Sokak Sanatçıları Festivali. Zaten o çok belediye güzel tarafından. O aslında çok güzel bir adım oldu sizler için, değil İBB'nin mi? İBB'nin zaten son zamanlarda böyle güzel renklenmesi, şekil değiştirmesi ve istediğimiz hale geliyor olması bizi çok mutlu ediyor. Müzisyenler olarak, sanatçılar olarak. Çünkü bir şeylerde hakkımızın olması, bize sorulması, fikrimizin alınması ya da bazı yerlerin mesela alanların ressamlar için boyamaya, çizimlere, onların kendi sanatını göstermeye açılması, bunlar mükemmel şeyler. Özlediğimiz, beklediğimiz, orucunu tuttuğumuz şeyler sanki gibi. Şu an hepsi bir arada yavaş yavaş bence gerçekten çoğalacak da, güzelleşecek de. Bizi çok mutlu ediyor gerçekten. Sokakta sanat neden muhakkak olmalı ve hep yaşamalı ve hep sahip çıkılmalı? Çünkü bazı insanlar gerçekten kendini orada ifade etmeyi seviyor. İlk önce sanatçı tarafından bakıyorum ben. Onu istiyor. Yani herhangi birinin emrine girmek istemiyor. Bu ilk başta benim yaptığım şeyin aynısı aslında. Bir okul müdürü istemedim, sorumlu olduğum bir veli istemedim. Bütün sorumluluklarımdan kurtulmak istedim. Ve burası sadece sokaktı. Çünkü emir aldığın kimse yok. Ne çalmak istersem çalarım, dinlemek isteyen gelir, dinler gibi. Ve bir noktadan sonra şöyle bir şey oluyor. Sen o sokağın işlemelerinden biri oluyorsun ve orayı güzelleştiriyorsun. Olduğundan daha güzel bir yer haline getiriyorsun. İstanbul'un her köşesi zaten güzel ama oraya bir neyzen koyduğunda, orada ince ince çaldığında onu duyuyorsun ya, o sese gidiyorsun ister istemez. Ben de mesela bu oluyor. Bir trompet sesi, bir saksafon sesi duyuyorum bir yerde. Bazen o kadar güzel ki oturuyorum banka ya da kim çalıyorsa yanına. Bütün derdimi, sıkıntımı bırakıyorum ve devam ediyorum yoluma. Gerekli çünkü olduğu yeri güzelleştirir sanat. Hani var olduğundan her zaman fazla yapar.
Yani ve biz biliyoruz ki Türk milleti, Türk halkı gerçekten Mezopotamya'dan, Anadolu'dan çıkan mükemmel bir kültüre ve sanata sahip. Ve biz bunları bu ülkenin içinde işleyip bütün dünyaya ulaştırmalıyız. Ve bu sokaktan başlıyor. Belki en temeli burası. Ve buradan büyüyerek gidiyor. O yüzden hiçbir zaman susmamalı. Yurt dışında mesela, yurt dışında seyahate gittiğimiz zaman, tatile gittiğimiz zaman yüzümüz güler sokaklarda yürürken. Çünkü korunan sanat eserlerini görürüz, korunan tarihi görürüz, tertemiz sokaklar görürüz. O kentlinin, o şehre nasıl kendi evi gibi baktığını görürüz. Ve tabii ki işte sokaklarda sanat icra eden ressamlar, tiyatrocular ve müzisyenler görürüz. Onlar da zaten ekstra bir gülümseme katarlar yüzümüze. Şimdi hem sanata saygıdan bahsederken aslında kente de saygı olarak bakıyorum ben buna. Evet. Yani kente de saygı, çünkü dediğim gibi kenti renklendiren bir şey. Nasıl bir dokusu varsa, yani eskiden mesela Galata'nın altında merdivenlerde çalardık. Hı-hı. Ve orada hatta çok farklı, çok iyi müzisyenler bir araya gelirdik. Orası bizim için bir sahne gibi bir şeydi. İnanılmaz jam session'lar yapardık ve inanılmaz bir kitle toplanırdı. Bu kötü günleri çok hatırlamak istemiyorum ama Taksim'de bombaların patladığı zamandan maalesef öncesinden bahsediyorum. Şimdi orayı da tamamen kapattılar. Mesela ben orası kapandığında orayı çay bahçesi vesaire yaptıklarında o kadar üzüldüm ki. Çünkü orası yerli ve yabancı müzisyenlerin bir araya geldi. Çünkü turistik bir nokta olduğu için bir kaynaktı. Orayı çay bahçesine çevirip orada oturan sanatçıların yerini çevirip işte çiçeklik yapmak benim için dünyaları başıma yıkmak gibi bir şeydi. Sonra en ne önemli oldu? Sahneniz orasıydı. Evet, herhalde. En önemli sahnemiz oraydı. Çünkü yabancılar da geliyordu. Mesela adam İngiltere'den gelmiş, Almanya'dan gelmiş ya da herhangi bir yerden gelmiş. Çünkü yabancılar genelde Taksim taraflarında kalmayı tercih ediyorlar. Hem gezebilmek için şehri. Ne yapıyorduk? Oradaydık. Herkes enstrümanını alır, oraya giderdi. Çalardık, söylerdik, tanışırdık. Biz onlara türkü çalardık. Onlar bize kendi ülkelerinden bir şeyler çalardı. Çok güzel bir ortak yerdi. Şehri renklendiren böyle aslında noktalar var. Çok isterim o noktaların tekrar canlanmasını. Yavaş yavaş canlanıyor zaten. Umarım ileride de aynı eski günlerdeki gibi halimize geri döneriz. Şehir için en azından bu çok güzel olur diye düşünüyorum. Çok güzel renklenme bu aslında. İşte senin az önce söylediğin gibi işte sokaklarda artık ressamlar görüyoruz. Duvarlarımız boyanıyor. Evet. İşte müzik, sanat sokaklara iniyor. Bu zaten yerel yöneticiler tarafından desteklenip düzene girip organize olduktan sonra ve hatta işte geçmişte yapılmış, geçtiğimiz aylarda yapılmış festivaller gibi organizasyonlar da devam ettikçe zaten sanat yükselecek şehirde. Peki o zaman ne oluyor sence bir şehirde sanat yükselirken? Bir kere şöyle bir şey var. Çocukların ve en azından belli bir yaşın altındaki bireylerin gelişmesi için çok gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani benim yaşadığım şehirde eğer sokak müzisyenleri olsaydı çocukluğumdan beri çok başka bakabilirdim bu duruma. Çünkü ulaşılabilir bir yerde olması müziğin, sanatın, resmin, tiyatronun insanların kafasında daha çok fikir oluşturabileceğini biliyorum. Ve bu gerçekten gençler için de çok önemli. Bir şey gördüklerinde, duyduklarında, yani salonlardan sokaklara taşan bir sanat halka indirgenmiş demektir. Ve bu her türlü kazanç sağlatıyor insana, yani gencine de yaşlısına da. Bir yere gittiğinde, yani yaşlı iki kişi dolaşırken bile görüyor, sokakta çalan birisi var. Geçiyorlar mesela karşımıza, çok yaşlılar, dans ediyorlar. Ne kadar güzel. İnanılmaz ya işte. Tatlı. Bu belki o günün, o insanın neşe katıyorsun. Tabii, bambaşka tabii. Bir şey katıyorsun. Ya, belki derdine çare oluyorsun. O benim günüme oluyorsun. De neşe katıyor. Tabii. Orada dinleyen başka bir insana da, bir çocuğa da. Yani mesela küçük bir çocuk geliyor. 10 yaşında. Bana diyor ki abla bu ne? Çaldığım enstrüman. Flüt, yan flüt. Hiç görmemiş. Orada ilk defa görüyor.
Yani belki bunu sokakta bir çalıp... Belki de genetiğin flütçüsü senin sayende evet. oradan yetişiyor mesela bunu görerek. Bunu çalamasak mesela sokakta bir trompet, bir saksafon vesaire görmese sadece belki bir konser salonunda görebileceği bir enstrüman. Ama bununla karşılaşıyor ve diyor ki ben bunu çalmak istiyorum. Ya da küçücük bir çocuk geliyor, eline veriyoruz, dokunuyor ya da shaker veriyoruz, sallıyor ya da aa diyor ne kadar güzel şarkı söylüyor, ben de böyle şarkı söyleyeceğim. Ne tatlı bir şey işte bu. Bu insanların hayatına bir şey katmak, şehre bir şey katmak demek. Siz sanatçılara biz teşekkür ediyoruz. Ruhunuzu ortaya koyuyorsunuz. Evet. Aslında bizlerin de ruhlarını temizliyor, arındırıyor ve güzelleştiriyorsunuz. Peki sen şehrine iyi bakıyor musun? Evet, kesinlikle. Yani mesela şeydir, çantam hep çöplük, çöp doludur. Ya da çantamda muhakkak bir şişe vardır, onun içine atarım çöplerimi. Ya da mesela kapısının önünü temizleyen tiplerdenim ben. Birazcık daha öyle, yani birini uyarırım bir şey yaptığında. Ya da hani öğrencilerime mesela şey derdim, bahçede ağacın dalını falan kopartırdı. Gidip uyarırdım, ağaçtan özür diletirdim falan böyle bir öğretmendim. Yani asla yapmam. Ve etrafımdakilere de çok karışırım bu konuda. Hani, ya uyaran bir çevreci, evet, uyaran evet. bir temizlik görevlisinizsin. Evet, yani o yapıyor, sen niye yapıyorsun? Mesela annem bile der, ben trekking yapmayı, doğada yürüyüş yapmayı çok severim. Çoğu zaman da annemle işte şehir dışında vesaire bir yerlere gideriz. Bir bakıyoruz çöp yığını ve bakıyorum diyorum ki insanlar işte. Yani hani bilinçsiz, düşünce fakiri insan diyorum yani onlara ben. Doğaya bu denli zarar verip doğanın kendisine zarar vermeyeceğini düşünen, düşünemeyen bir kafa. Hani gidiyorum her yerde yanımda çöp torbası. Oranın çöplerini topla, buranın çöplerini topla. Ki bir şarkımızda en son çıkardığım EP'de Tükettim diye bir şarkı yaptım. Orada bahsettiğim şey doğayı tüketmek, insanlığımızı tüketmek, ruhumuzu tüketmekten bahsediyordum. Ve hani... klibin sonunda da işte yığınla bir çöp adasından bahsettik. Çıkan dünyadaki yangınlardan, zarar verdiğimiz, neslini tükettiğimiz hayvanlardan bahsetmeye çalıştım. Hani olduğum yerde uyarım. Canını sıkarım oradaki insanların yani öyle bir tipi. Ağzına sağlık, eline sağlık diyelim. Ya zaten yapılması gereken bu değil mi? Ya yani şu anda üzerinde oturduğumuz şu bankın güzelliğine bak. Buna bir emek verilmiş, para harcanmış. Ve bunlar şehrin çeşitli yerlerine konuyorlar. Sonra gelsen burada üzeri kazınmış, zarara uğramış şekilde yarın gel bunu gör mesela. İnsanın içi acıyor. Peki sen evindeki mobilyaya, masana bunu yapıyor musun? İsmini kazıyor musun mesela? O halde neden şehrine, sahip olduğun yere zarar veriyorsun? Ya böyle şey gibi geliyor bence insanlara. Hani evinde olmadığı için. Zaten bir yerde okumuştum. Herkes işini ya da yaptığı şeyi sanki evde kendine bir şey yapıyormuş gibi yapsa ya da ne bileyim annesine yapıyormuş gibi, kardeşine yapıyormuş gibi, babasına yapıyormuş gibi yapsa, öyle düşünse, kendi evindeymiş gibi düşünse dünya o kadar farklı bir yer olur ki zaten. Ama bu eğitimle ilgili. Yani yapacak bir şey yok. Gerçekten eğitimle ilgili. Hani her şey şu demek değil de Türkçe, matematik, sosyal bilgilerden bahsetmiyorum. Bu annenin babanın çocuğa verdiği eğitimle, okulun da üstüne kattığı eğitimle oluyor. Ama en başta evde verilen bir ders bu. Sen çocuğuna o çöpü atmamayı öğretirsen atmaz. Buna zarar vermemeyi öğretirsen zarar vermez. Ya da hayvanları sevmeyi, daha doğrusu sevgiyi öğretmezsen o çocuk zaten ileride sıkıntı yaşar. Bu benim her zaman öğretmen tarafım. Bunu her zaman söyleyecek. Çünkü şöyle oluyor. Öğretmenken veli toplantısı yaparız mesela biz. Geldiğinde veliler okula kimin kimin annesi babası olduğunu anlarsın. Çünkü çocuğun hal ve hareketleri annesinin aynı hal ve hareketleridir ya da babasının. Ve o yüzden ben gerçekten öğretmen olarak da sanatçı olarak da izleyenler varsa herkese şunu söylemek istiyorum. Lütfen çocuklarımıza, çevreye, hayvanlara karşı duyarlı ve saygılı olmayı öğretelim. Ve en önemlisi aslında sevmeyi öğretelim. Hani çevresini, doğayı, hayvanları, ailesini ve arkadaşlarını seven çocuk sokaklarından da temiz bakar, banklarına da ismini kazımaz, ağaçların da üzerine ismini kazımaz ya da orada gördüğü ağacın yapraklarını söküp geçmez.
budur aslında. İşte bu zaman, bu. O zaman temiz ve istediğimiz gibi bir çevreyle şehrimizde yaşayacağız. Evet. Zaten İstanbul senin diyoruz. İstanbul seninse o zaman kendi evin gibi bak, kendi evin gibi temiz tut, saygı ve sevgi duy. O zaman da hallolacak işte bu mesele. Gerçekten sevgiyle yürüdüğümüz sokaklar yaratacağız hep, evet, birlikte inşallah Melek'ciğim. Ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben teşekkür ederim, ne demek. Küçücük bir kupleyle kapatmak istiyorum tabii ki. O senin ilk çıkış şarkın benim için. Bütün kalpleri vuran, vursalar ölemem diye der misin bizim için? Ve bütün İstanbul'a da hoşça kalın diyelim. Teşekkür ediyoruz. Bank sohbetlerini bu hafta dinlediğiniz için. Sevgili Melek Mosul'un işte böyle keyfine doyum olmuyor ama... Sese de doyum olmaz. O yüzden küçücük bir şey duyup kapatmak istiyorum. Bozulur yasaklar, kurallar. Sevişmek bağışlanmaz. Affetme beni. İçimde korku, heyecan. Aşkınla başım dönerken vursalar ölemem. Aşkınla başım dönerken vursalar ölemem. Aşkınla başım dönerken vursalar ölemem. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.